Herkese selam. Biz şimdi Casablanca'ya geldik. Havalimanına indik. Herhangi bir sorun yaşamadık. Pasaporttan geçtik. Hiçbir sorun olmadı. Niye geldin, ne, kaç gün kalacaksın sormadılar. Pasaportu uzattık. Direkt damgayı bastılar. Geçtik. Hiçbir sorun yaşamadık. Para bozduk biraz. Şu 100 dirhem. Şöyle bir de 200 dirhemleri var. En yüksek banknotu 200 dirhem. Şehir merkezine trenler oluyor. Trenler size şehir merkezine kadar götürüyor. Ama ben Casablanca'ya bilet almadım tren olarak. Tren biletini ben Fes şehrine aldım. Buradan saat 4.50'de bineceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun aldığın tren yolculuğuyla beraber Fes şehrine gideceğiz. Fes şehrine gideceğiz. Şimdi onu bekliyoruz. Saat burada şu anda kaç? Saat şu anda 1.30. Saat 4.50'ye kadar burada bekleyeceğiz. Ondan sonra treni bineceğiz ve Fes şehrine ilerleyeceğiz. İlk gezimize orada başlayacağız. Sonra oradan Marrakeş'e, oradan tekrar Casablanca'ya gidip Casablanca'ya günü bir gezeceğiz. Oradan havalimanına gidip ve tur bitireceğiz. Bakalım, şu ana kadar her şey sorunsuz geçiyor. Sim kart alacaktım, 10 euro dediler. Hemen almayayım dedim, bekleyeyim dedim. Çok acelesi yok. Belki şehir merkezlerinde daha ucuz olabilir. Havalimanında alacaksanız 10 euro, bilginiz olsun. Başka da diyeceğim bir şey var mı? Şu anlık diyeceğim başka bir şey yok. Her şey yolunda. Herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi tren istasyonuna geldik. Hemen şu karşıda gördüğünüz trenle gideceğiz. Bayağı bir eski gözüküyor. Şöyle o kapıdan, merdivenlerden aşağı indiğinizde uzun bir kuyruk var böyle. Onlar büyük ihtimal bileti şimdi alıyorlar. Biz daha önceden almıştık. Şöyle bende rezervasyon çıktısı var. Kamera netlemiyor sanırım. Rezervasyon çıktısı var. Herhalde QR'ı okutsam yeterli diye düşünüyorum. Bakalım. Tren de bu. Biraz eski ama bu sadece sizi şehir merkezine götürüyor. Bununla şehir merkezine gideceğim. Ondan sonra bir aktarma yapacağım. Fes şehrine doğru yol alacağız. Tren biletlerini dediğim gibi siteleri var. Ben yazıyorum alta şimdi o siteyi. O siteye girin. İşte burası Airport 4. Muhammed diye geçiyor durağın adı. Onu seçiyorsunuz. İşte Casablanca yazan Casa Voyage yazıyor. Onu seçersiniz. Ondan sonra bilet arayın, zaten fiyatlar çıkacak. Fiyatlara o şekilde bakabilirsiniz. Şimdi biz trenin satın aldım, trenin çıktısını gösterdim böyle. Ekran görüntüsünü gösterdim. Yeterli dediler. Şimdi içeri biniyoruz. Bununla bir 20 dakika falan gideceğiz. Sonra şehir merkezindeyiz. Şöyle 20 dakika yol gideceğiz. Şimdi biz geldik. Geldiğimiz metronun adı Casa Voyage diye geçiyor galiba. Okunuşu bu şekilde. Şimdi biz buradan da Fes şehrine gideceğiz dedik. Biletimizi gösterdik. Buradan dediler. Şimdi soralım bakalım doğru mu? Şimdi bir görevliye sordum da 11 numaralı vagona bineceksin dedi. Şimdi ona doğru ilerliyorum. Şimdi tren istasyonuna geldiğinizde burada McDonald's falan da var. Sim kart satan yerler de var. Aslında havalimanından alacağınızı şehir merkezindeki tren istasyonuna geldiğinizde buradan da alabilirsiniz. Daha ucuz olabilir ama şöyle bir şey var. Kapalıydı. Bizim burası. Bakayım. 11 olacak değil mi? Aynen. 11. Evet, bizim bura. Girelim içeri. Şöyle bir tuvaleti var. Burası 1. sınıf diye geçiyor. Evet, aldığımız yer burası. Müzik ne böyle, ben de biliyorum. Koyacağım şunu. Lan dedemi kesin. Çantalı, senin çantan nerede? İçeriği de size gösterdim. 1. sınıf alırsanız koltuklar bu şekilde. Biz 1. sınıf aldık. Fazla para da değil zaten, çok tutmuyordu. 4.5 saat bir yolculuk yapacağız. Fes'e gideceğiz. Bakın tren istasyonu bu şekilde. McDonald's var ama kapalı. Hemen şurada Orange diye bir yer var. Tam şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama oradan sim kart alabilirsiniz. Orange da kapalı. McDonald's da kapalı. Yemek de alamadık. Yapacak bir şey yok. 5.40'da kalkıyor. Kaldı 8 dakika. Yemek alamayacağız. Böyle devam edeceğiz. Yukarı çıkayım dedim. Belki yiyecek bir şeyler bulurum ama çok zor. Hareket ettik. Başladık yolculuğa. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi burası 1. sınıf demiştim size. Eğer kimse gelmezse şansınıza, şunlar kalkıyor. Bunu da kaldıralım. Eğer kimse gelmezse buraya güzelce uzanıp yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Uyuyarak geçirebilirsiniz. Bizde gelmedi. Şimdi birazdan ben buraya yatarım. Eşim de buraya yatar. 4 saati böyle geçiririz. Bu arada burada ışıklar da kapanıyor. Şuna bastığım zaman içerisi zifiri karanlık oluyor. Burada da bir aynamız var.
Kore tişörtümle Fas'ta yolculuk yapıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Evet, Fes'e geldik. Trenden indik şimdi. Fes tren garındayım. Havalimanında ben sim kart almamıştım. 10 GB'ını 100 dirheme satıyorlardı. 20 GB'da 200 dirhemdi. 100 dirhem 270 liraya falan geliyordu. Ben de almadım havalimanında paldır diye. Dedim ki tren garında alırım dedim. Fes'e geldim. Tren garında şöyle bir yer var, bakın haberiniz olsun. Şöyle bir marka. Bir haftası sınırsız internet 100 dirhem 270 liraya falan geliyor. Bilginiz olsun. Sınırsız. Şimdi ben 21 dedim. Kabul edelim 21'i. Evet. Şimdi InDrive yük dedim. Taksi çağırıyorum Fas'tayım. Fes şehrinde. Diyor ki işte bu şehirde diyor gideceğiniz yere ortalama diyor mesela 25 diyor dirheme götürür. Ben 21 yazdım. Adam 24 yazdı. Ben 21 yazdım. 24 yazdı. 21 yazdım. En sonunda 21'i kabul ediyorum dedi. Ben de kabul ettim. Şimdi şöyle bir araba geliyor. Siyah Volkswagen Polo geliyor. Plakası 15 ile başlıyor. Şu an onu görebiliyor muyuz? Biz buradayız. Herhalde o da şu galiba o. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Daha önce yorumları iyi ama bir kişi kötü yorum yapmış onun için. 21'e anlaştık. Bakalım geliyor şimdi. InDrive uygulamanın adı. Bunu tavsiye ederim. Şimdi InDrive'dan çağırdık. Taksi geldi. Otele doğru ilerliyorum. Uygulama burada çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Uygulamayı kullanabilirsiniz. Çağırdım geldi. Gidiyoruz şimdi anlaştığımız fiyata. 55 liraya falan denk geliyor. Yaklaşık 3,5 kilometre bir yol gideceğiz. Şimdi taksiyle geldik. Bir yere kadar geliyorsunuz. Bizim kaldığımız otele araç girmiyor. Oradan yürüyerek gidelim dedik. Anlaştığımız gibi 21 dirhem verdim ve indik taksiden. InDrive uygulaması burada çalışıyor. Haberiniz olsun. Yani taksiciler kendinizi dolandırmayın. Bu geldiğimiz Fes şehri dünyanın en fazla sokağın olduğu bir şehirmiş. Bunu da göreceğiz bakalım. O kadar dedikleri kadar var mı? Dünyanın en fazla sokağı olan şehir değil mi burası? Evet. Yanlış hatırlamadık. Öyle bir bilgi okumuştuk bir yerde. 8000 sokak varmış sanırım. Dar ve 8000 sokak. Bakalım oteli de bulabileceğiz mi? Biraz buralar karman çorman. Turistler de bayağı var ha. Fes'e gelen bayağı var yani. Fas'a demiyorum, Fes'e diyorum yani. Fes şehrine bayağı gelen var. X-Max be, motorum be. Abi şu sokağa bakar mısın? Sokaklar böyle dar biraz. Şimdi otele doğru ilerliyoruz. Bakalım giriş yapabileceğiz mi? Biraz erken geldik. Şöyle atlarla birlikte gidiyoruz, ilerliyoruz. Oteli bulduk. Tabelalar olmasa çok zor bulmak. Tabelalar sayesinde bulduk. Şimdi geldik, oda hazırlanıyor dediler. Bekliyoruz. Şöyle bir yer. Burada bekleme salonu. Burada oturduk. Bekliyoruz. Kaldığımız yerin adı da bu. Otelden çıktık, kendimizi sokağa attık. Ara sokaklarda kaybolduk. Haritaya bakmıyorum ya. Öyle rastgele yürüyorum. Akşamları kapkaranlık olacak hani. Güvenli olur mu, nasıl olur hiç bilemiyorum valla. Neyin nereye çıkacağını bilemiyorsun. Gündüz vakti şu an, öğlen 3. Ama karanlık oluşuyor böyle aralara girdiğin zaman. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Burada navigasyon bile çalışmıyor diyorlardı. Harbiden doğru çünkü telefon hiç çekmiyor. Bir yere daha çıktık ama bakalım nereye çıkacağız. Navigasyon çok iyi çalışmıyor. Yani olduğunuz yeri çok iyi böyle göstermiyor size. İlerliyoruz bakalım, böyle bir meydana falan daha bir çıkamadık. Çıkmaya çalışıyorum şu anda haritadan da. Çıkmak üzereyim gibi. Bakalım buralar iyice darlaştı. Aslında biz bak şuraya gitmemiz lazım bizim de. Çıkabildik ya, en sonunda o labirentten çıkabildik. Yani navigasyon iyi çalışmıyor, resmen koklayarak buluyorsun. Şurada içecek var, ben bir su alayım size. Fiyatlar yazmıyor burada. Fiyatlar yazmıyor. Gel fiyatların yazdığı bir markete gidelim. Önce ben bir fiyatları bir anlayayım. Evet, şu kazıklamıyor. Bu normalde kaç para? Saçma sapan bir para verip de kazıklamak istemiyorum. Fiyatların yazdığını görmedim. Fiyatlar yazmıyordu büfede. Yazmadığı için hiç almadım. Adam akıllı bir market bulursam fiyatların böyle yazdı. Ne kaç paradır? Su kaç paradır? İçecekler işte, meyve suları falan kaç paradır? Böyle bir net fiyatları bir algılayabilirsem en azından dolandırılmam. Çünkü turiste farklı fiyat söylüyorlar. Yalnız her yer kapalı. Demek ki burada hayat güneş battıktan sonra başlıyor. Cuma da olabilir. O gün resmi tatil, bilmiyorum. Belki resmi tatil mi onlarla? Bakmadım hiç. Belki bugün resmi bir tatildir. Hava da gerçekten sıcak yani. Bursa'nın 25 derecelik, 24 derecelik havasını bıraktık. Güzelim Uludağ havasını bıraktık. Geldik Fes'e. Fas'ın Fes şehrine. Şimdi bugün her yer kapalı. Büyük ihtimal yarın böyle tam böyle istediğim gibi gezerim. Bugün sadece öyle bir dolanıyorum. Hani ne var ne yok. Şehri tanımaya çalışıyorum. Bir de karnım çok aç. Nerede ne yiyebilirim onu da bilmiyorum. Bir de ona bakacağım. Abi turist kafilesinin arasına karıştım. Onlarla gidiyorum. Asincrate'den bileceksiniz.
Ezio Auditore vardı. Böyle bir kalabalığın arasına sığınırdı bir anda. Onun gibi olduk valla. Bir anda kalabalığın arasına sıkıştık. Bak bu ağacın da bir olayı var. Aa, buraya geldiğimiz nokta Özlem yine. Evet. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Dumanları görüyorsunuz değil mi? Belki kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama. Felaket bir Adana kokuyor ha. Buralar biraz daha böyle canlı. Canlı bir yere geldik. Bayağı bir yürüdük. Şöyle saat 4 güneş batsa da rahat etsek. Güneş öyle bir yakıyor ki. Selamünaleyküm. Heh 20'den 20 diyor. Okey. Tu. Tu. Kar. Evet şimdi geldik bir kuzu şişi gibi yapan bir abiye geldik. Ben buranın puanlarına bakmıştım. Buranın puanları yüksekti. Yer burası. Geldik bakalım. Şimdi şişleri atacak oradan. Şimdi bakacağız nasıl bir şey. 20 dirhem dedi. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi kuzu şişler geldi. Şöyle ekmeğin arasına kuzu şiş dolduruyorlar. Şunun fiyatı mangalda yapıyorlar şöyle bir yer. Şurada hemen mangal var. Aa, ustamız yapıyor. Şunun fiyatı 20 dirhem 50 TL geliyor. Bilginiz olsun. Karnınızı doyurabilirsiniz burada. Gayet de lezzet eşim yiyor. Nasıl? Çok güzel, çok beğendim. Beğendin mi? Sarımsağı basmışlar sanki. Yerin adı bu. Tabelası da bu şekilde. Şimdi oradan kalktık. Hemen burada şöyle bir yere geldik. İçine böyle peynir koydu. Okey. 1, 2. Thank you. Şimdi bir şeyler daha aldım yine. Buna bir köşede deneyelim bakalım nasılmış. Şimdi şöyle bir şey aldık. Ekmeğin arasına peynir koydu. 4 dirhem verdim buna. Beğenmedin mi? Ya çok kuru. İnanılmaz kuru. Sanki yavan ekmek yiyormuşsun gibi. Bunu beğenmedim. Labirent gibi yerlerden çıktık böyle. Biraz daha böyle geniş, ferah ferah yerlerde geziyoruz. Taksiciler tabii seni taciz ediyorlar. Thank you, thank you. Thank you. Taksi ister misin diye. Burada taksi renkleri de kırmızı. Fes şöyle bir yer. Bu labirent gibi yerlerden çıktın mı çok bir şey yok dışarıda. Hatta hiçbir şey yok. Bütün her şey, bütün hayat orada dönüyor aslında. Görülecek yerler, dükkanlar, gezilecek yerler falan aslında hepsi orada. Onun dışına çıktığın zaman böyle geniş sokaklara geçeyim dersen pek bir şey yok. Şurası yeni Fes diyebiliriz. Burası eski Fes. Biz eski Fes'teyiz. Herhalde daha gitmeyiz ileri. Oraya yarın yarın bakarız oraya. Biz yine içeri doğru gireriz. İçerilerde gezeriz biraz. Ama dediğim gibi bu eski Fes'ten çıktım mı çok dışarılarda bir şey yok. Şimdi karnımızı doyurduk. Biraz Fes'i gezdik ufaktan. Dükkanlar daha yeni yeni açılmaya başlanıyor. Yarın ben daha çok dolu olacağını düşünüyorum. Yarın artık cumartesi günü. Bugün cumaydı. Her yer kapalıydı. Tablolar falan. Magnetler her yerde var. Ortalama 10 dirhem falan magnet fiyatları. 10, 5... Değişiyor. Neresi? O sokak mı? Gel bakalım hadi nasıl bir yermiş. Baksana şu kapı da çok iyiymiş ha. Kapıları çok güzelmiş. Burası neymiş? Tabloyla bir sokak. Sağlı sollu tablolar var burada. Bu kafeye mi gidiyor? O yüzden medreseyi buldum galiba. Bak şurası. Aynen. Burada nereye çıktı biliyor musun? Bizim kebapçının oraya çıktık. Her yer birbirine yani birbirine çıkıyor, birbirine de benziyor. Ha burada da var 15. Aynen 15 dirhem tavuk diyor. Lamp da 20'dir. Ya genelde bu fiyatlar aynen ya. Öyle. Ama o yediğimiz yerin lezzeti falan güzeldi. Şimdi bir parka geldik. Biraz daha böyle Fes'in eski şehrinden çıktık. Yakınlarda bir park vardı ona geldik. Şimdi içeri giriş yeri arıyorum. Fes şehrinin güvenliğine gelirsek, şimdi güvenliğiyle ilgili net bir şey diyemiyorum. Benim başıma bir şey gelmedi. Bir sıkıntı, bir problem yaşamadım. Ama bunun akşamı ne olur? Hava kararınca sorun oluyor mu, olmuyor mu? Bunları bilmiyorum. Bunları akşam olunca göreceğiz artık. Güvenli mi, güvensiz mi akşam göreceğiz. Ama şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Parkın kapısına kilit vurmuşlar. Şöyle çok güzel bir yerdi burası. Bayağı büyüktü. Botanik park diyebilirim ben buraya. Ama maalesef kapalı. Google haritadan görmüştüm ben de burayı. Lan dedim güzel bir yere benziyor. Gidelim bakalım da kapalı çıktı ya. Fes şehrini gezmiş olduk. Ya tam gezmedik tabii. Ben size sadece şu an sadece sizi getirdim. İstanbul'dan yola çıktık. Sizinle beraber Fes'e kadar geldik.
Fes'in şimdi dar sokaklarından çıktık. Eski şehirden çıktık. Biraz daha bu yeni şehre doğru, yakın yerlere doğru ilerliyorum. Bir de oralara doğru bakacağız. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yaşamadık. Az önce bir parka gelmiştik. O park kapalı. Şimdi başka yere doğru ilerliyorum. Bugün aslında çok yorucu geçti bizim için. Şu ana kadar 15 gün önce yol yürümüşüz. Uykusuz. Yaklaşık 3-4 saat belki anca uyumuşuzdur ama güzel geçiyor. Yarın bence daha dolu dizgin olabilir. Yarın bu tabakhaneye falan da gideceğim. Bugünlük sadece şehri böyle bir öyle üzerinden geçtik diyelim. Şimdi başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Sokakları çok dar. Yol bulmak biraz zor. Google harita her yerde çalışmıyor. Mesela böyle dar yerlere giriyorsunuz ya. Haritadan yönünüze bakıyorsunuz mesela. Yönünü şaşırıyor. Bulamıyor. Sürekli sorun yaşıyorsunuz yön bulmada. Böyle bir sorun var ama şu ana kadar bir sorunsuz. Hava kararıyor. Hava karardıktan sonra bu dar sokaklarda ışıklandırma var mı yok mu? Güvenli mi değil mi hiç bilmiyorum. Bunlar da geçeceğiz göreceğiz. Umarım bir sorun yaşamayız akşamları. Selamünaleyküm. Su var mı? Soğuk su. Soğuk su yok galiba. Abi çok susadım yine. Burası inanılmaz susatıyor beni. Sürekli susuyorum ya. Ama bak şunu fark ettim. Burası daha rahat. Daha rahat yürüyoruz. Daha rahat hareket ediyoruz. O gittiğimiz Fes'in o bölümü Medine diye mi geçiyor bilmiyorum. Orası biraz daha turistik olduğu için herkesin üzerine atlıyor. Merhaba nereye? Merhaba nereye? Merhaba nereye? Ben götüreyim. Nereye? Falan filan. Sürekli sorular geliyor. Şu an bu girdiğimiz yerde hiç soru soran olmuyor. Hiçbir şey yaban da olmuyor. Bakalım ilerliyoruz şimdi. Gittiğimiz yerin adı Semmar'ın Medine kapısı diyor. Semmar'ın Medine Gate. Oraya doğru ilerliyorum. Bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. O fena düştü. Fena düştü valla. Çeşme var burada. Su içilir mi acaba burada? Ben bir su içeyim. Tutsana. Soğuk su lazım bize. Ama tadı fena değildi. Evet geldik. Burası genelde çok turistin olmadığı, hatta hiç turistin olmadığı bir nokta. Burada yerliler var. Bir yukarı doğru gidelim, aşağı doğru da geliriz. Bir de burada şöyle bir şey var. Herkes ekspres su içiyor abi. Hani bizde olur ya yaşlı dayılar mayılar, bak mesela burada çekeyim ben size. Dayılar mayılar hani olur ya bizde. Otururlar hani kahve içerler köy kahve şey çay içerler köy kahvesine ver. Burada tam tersi abi. Burada hepsi ekspres su içiyor abi. Tabii, Fransız usulü sandalyelerin masaların hepsi yola karşı bakıyor. Şimdi pazar gördük burada. Gel girelim bakalım. Burada hiç turist yok. Tamamen burası lokal bir yer. Yerel bir yer burası. Bak ben şunu anladım. Ben gerçekten turistik noktaları sevmiyorum. Yani mesela eski Fes'in içindeydim, bu turistlerin olduğu yerdeydim mesela. Çok mesela ne bileyim kendimi Fas'ta gibi hissetmiyordum. Sanki bizim kapalı çarşıdayım. Herkes yürüyen dolar. Esnafta toplamaya çalışıyor gibi hissediyordum. Ama bakın buraya geldim. Burası tamamen yerli halk var. Şu anda Fas'ta olduğumu hissediyorum. Şu anda gerçekten Fas'ta olduğunu hissediyorsun. Bir tane turist yok ha. Sadece biziz. Satılan ürünlerin şekli şemali bile değişiyor turistler olmayınca. Ara sokaklara girdik. Şu ana kadar çok böyle absürt bir şey görmedim ya. Normal mahalle. Herkes akşam olmuş evine geliyor. İşte çalışanlar mahallesine dönüyor falan. Herhangi bir sorun yaşamadık. Şurada su var mıdır ya? Soralım bakalım. Gelir. Soğuk var mı? Soracağım şimdi. Ya burada çok susuyorum ya. İnanılmaz susuyorum. Selamünaleyküm. Water. Water, yes. Yes, cold. One liter. Two. Yes. How much? 60. Okay. Ah, little. Chips. İkimiz içeceğiz. Small, no. Yeah, small. Çok büyük Özlem. Onu nasıl taşıyacağız oğlum, manyak mısın sen? Sen susuyor mu diyorsun? Ya tamam da onu taşıyalım Özlem, saçmalama ya. Okay, thank you. No problem. Özlem görmüyor musun? Bundle gibi, onu nasıl taşıyacaksın gözün senin ya? Yarım yarım. Ya da dur alayım ya. Dur, bekle. Ya da büyük suyu alıyorum ya. Ama... Sir, sorry. Bey. Okay. Selamünaleyküm. Thank you. Goodbye. Kana kana bir su içeyim ya. Suyu aldım.
Kas yapar bu ara. Az taşırsak kas yapar valla. Yok ben şimdi içerim bunu zaten. Arkadaşlar videoyu artık bitiriyorum burada. Artık yarın Fes'i daha detaylı gezeceğiz. Yarın da yeni video çekeceğim. Sonraki videoda Fes şehrini daha detaylı gezmiş olacağız. Bugün ne yaptık? İşte İstanbul'dan kalktık, geldik, trenden, miren derken, Fes'i uzaktan bir gez falan derken bitirdik günü. Şu anda otele doğru ilerliyorum. Hava birazdan kararacak. Yolu bulamayacağım korkusuyla otele doğru dönüyorum ki olur da şimdi karanlık çöküyor, harita çalışmıyor. Dedi, bulamayız oteli de. Dedik gidelim bari ufaktan. En azından semtin oralarda takılalım. Otelin oralarda takılalım dedim. Şimdi ilerliyoruz. Buradan geçmiştik zaten. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Yarın detaylıca bir Fes'i gezeriz. Sonra Marrakeş'e geçeriz. Oradan da Casablanca'ya doğru ilerleyeceğiz. Hani buranın ara sokaklarını görüp tehlikeli, acaba başıma bir şey gelir mi endişesi etmeyin. Şu ana kadar biz yaşamadık. Hava kararınca ne olur dediğim gibi bilmiyorum onu söylemiştim de. Sadece hava karardığı zaman ben oteli bulamayacağım korkusu var. Her yer birbirine benziyor çünkü. Akşam ezanı okundu şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu kapatmıştım ama tekrardan çekmem gereken bir şeyler var. Şimdi ben diyordum ya gideceğiz işte karanlıktır, yolu bulamam, oteli bulamam. Arkadaşlar endişeniz olmasın. Akşamları her yer ışıl ışıl. Hiçbir güvenlik sorunu yok. Şuradan girecektik galiba Özlem. Ya buradan gireceğiz evet. Herhangi bir sorun yaşamadık. Her yerde ışıl ışıl. Çok nadir yerler karanlık oluyor. Bizim gireceğimiz yer gibi şimdi. Orası mesela biraz karanlık bir yer. Ama öyle endişe edeceğiniz bir şey yok yani. Herkes normal, yerel halk, mahalleli. Şimdi dur çıkacağım, şurası biraz daha aydınlık. Akşamları her yer ışıl ışıl ya, hiçbir sorun yok. Yani gece geç saatlere kadar da takılsanız her yer bu şekilde. Endişeniz olmasın, güvenlik problemi yok. Fes'te geceleri de rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Dinlenme zamanı. Bugün kaç kilometre yürümüşüm? Bugün 21 kilometre yol yürümüşüm. Ne kadar net gösteriyor bilmiyorum ama 21 kilometre yol yürümüşüm bugün. 31 bin adım atmışız neredeyse. Artık günü kapatalım. Yarın görüşürüz. Tabii sonraki videoda görüşürüz.